Besinin devamını sağlayacaktır. Yani beslenecektir, giyinecektir, barınacaktır. İşte dağ keçisi de geyik, gerek avlanma kolaylıkları açısından, gerekse üreme, çoğalmalarının fazla olması açısından o dönemdeki, o coğrafya içinde atalarımızın en yakın dostları oluyor, besin kaynağı oluyor. Burada batılı bilim adamları tarafından yapılan dağ keçisi ya da geyiğe taparlardı tanımlamasına katılmak mümkün değil. Bugüne kadar kaya resmi alanlarında çalışan batılı bilim adamlarının pagan ve arkeik tanımlamaları maalesef ki bizim ruhumuzu incitse de bu alanlarda akademik anlamda, bilimsel anlamda çalışmaları biz yapmadığımız için onların söyledikleri doğru kabul edilmiştir. Hala doğru kabul ediliyor. Fakat onların söyledikleri doğru mu diye 70 ayrı kaya resmi alanını dünyada ikinci gören bir insan yok sanırım. Burada elaniyet adına söylemiyorum bunu. Bu bir çalışma. 70 ayrı alanda gördüğümüz bu ortak kodlar bize kayalara resim yapmanın Türk kültürünün bir uygulaması, Türk kültüründen kaynaklandığını çok net bir şekilde söylüyor. Bizim sürdüğümüz iz de Saymalı Taş'tan İzmir Konaklı'ya kadar geldiğimizde, Ödemiş Konaklı'ya kadar geldiğimizde Ödemiş'teki resimlerin de, tarih öncesi döneme ait resimlerin de aynı kodlarla, aynı tarzda ve aynı üslupta çizildiğine tanık oldum. Özellikle Saymalı Taş'tan sonra sizlere sunacağımız Hakkari Yüksekova Gevaruk Yaylası'ndaki kaya resimlerini gördüğünüzde aradaki benzerliğe siz de şaşıracaksınız. Burada ülkemiz adına, milletimiz adına bir an önce harekete geçilmesi, bu resimlerin kataloglarının yayınlanması, bilimsel çalışmaların yapılması geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Yoksa 5000 yıl önce, 7000 yıl önce, 10.000 yıl önce yapılmış resmin bugüne ne faydası var? Niye uğraşıyoruz? Neden uğraşıyoruz? İşte bu sorunun cevabı şurada yatıyor. Bugün dünya Avrasya coğrafyasını paylaşıyor. Daha doğrusu Asya'yı paylaşıyor. Asya nedir? Asya dünyanın enerji kaynaklarının 1/4'üne sahiptir ve dünyanın içilebilir su kaynaklarının 1/5'üne sahiptir. Sadece Baykal Gölü tek başına dünyanın içilebilir su kaynaklarının 1/5'idir. Kullanılabilir su kaynaklarının. Bu paylaşım kavgasından dolayı 1989'da Sovyetler Birliği sona erdiğinde UNESCO'nun gerek batılı bilim adamlarıyla gerekse Türk Cumhuriyetlerinden devşirdiği bilim adamlarıyla ilk üzerine çöktüğü yer Saymalı Taş gibi kaya resmi alanları olmuştur. Benim özellikle Saymalı Taş üzerinde durma sebebim şudur. Saymalı Taş'ta az önce ifade ettiğim gibi 10.000 kaya üzerinde 100.000 resim var ve dünyanın tescilli bir numaralı kaya resmi alanı. Şimdi biz bu kaya resimleri alanlarını tanımlarken mutlaka bir ana referans noktasına ihtiyacımız var. Eğer ana referans noktamız olmazsa tanımlama yapmamız mümkün değil. Ana referans noktasından hareket edip yayıldığımızda mukayese ile birlikte bu resimlerin kodlarını ve sırlarını çözebilmemiz mümkün. İşte bu sırların çözülmesini bugün emperyalist batı dünyası istemiyor. Neden istemiyor? Arkeoloji, antropoloji, filoloji, etnoloji gibi disiplinleri, bilim disiplinlerini batı dünyası bugüne kadar kendisinin sömürüsünü devam ettirebilmek için bir enstrüman olarak kullanmıştır. Bunu kaya resimlerini gördüğümüzde çok net olarak tanık olduk. Yani antropolojiyi de kendine göre yorumlamıştır, arkeolojiyi de kendine göre yorumlamıştır, filolojiyi de kendine göre yorumlamıştır. Burada sadece amaç kendi sömürüsünü devam ettirmektir. Bu bilimsellik değildir. Bu bizim romantizmimizden de daha kötü bir art niyetliliktir. Başkasının hakkını elinden almaktır. İşte başkasının hakkını elinden almak süreci nasıl başlıyor? Uluslararası hukukta eşitler arasında tarihsel öncelik hakları vardır. Bir coğrafya üzerinde tarihsel öncelik hakkı kiminse günümüzde de orada ona hak doğar. Bütün mesele buradadır. Ha, buradan şuraya geçelim.
Anadolu'da da tarihsel öncelik hakları onların mı oluyor? Bunun da kesinlikle onların olmadığını söylemek mümkün ve söylemek zorundayız. Çünkü Anadolu'daki kaya resmi alanlarıyla bugüne kadar bulunmamış, tespit edilmemiş, gidilmemiş hala birçok kaya resmi alanı var. O alanlardaki kodlarla Asya'daki, yani Sibirya'daki, Moğolistan'daki, Kırgızistan'daki, Kazakistan'daki, Azerbaycan'daki kaya resimleri birbirinin tıpatıp aynısıysa burada durup düşünmek lazım. Buna şu şekilde bir argümanla cevap verilebilir. Afrika kaya resimleri de var, Avustralya kaya resimleri de var. Bunların da biz gidemedik ama fotoğraflarla karşılaştırmasını yaptığımızda Afrika'nın ayrı bir tarzı var, Avustralya'nın ayrı bir tarzı var, Avrasya'nın ayrı bir tarzı var. Eğer bilimsel gerçeklik, belgeye dayalı gerçeklikse kabul edilmesi gereken şudur. Avrasya coğrafyasının üst kültür kimliği Türk kültür kimliğidir. Öncelikle bunu teslim etmek zorundadır Batı dünyası. Onların teslim edip etmemesi çok da umurumuzda değil. Biz kendi gerçeğimizin peşine düşerek işte bu resimleri tek tek çözümleyerek gerekirse kendi gerçeğimizi ortaya koymak zorundayız. Çünkü bu tarih bizim. Bu coğrafya da bizim. Bu belgelerden daha iyi bir tadının olabilmesi mümkün değil. İşte bugün bu güzel günde birlikte olmaktan mutluyum diye ifade ettim az önce. Kaya resimleri üzerinde tek tek çok şey söylemek mümkün, çok şey anlatmak mümkün. Ama bunlar ana grup olarak insan-tabiat ilişkisi, insan-insan ilişkisi, insan-inanç dünyası, insan-evren kozmoloji ilişkisi ve daha sonraki süreçte soyut düşünceye geçiş, soyut düşünceden yazıya geçiş. Şimdi burada bir nefeslenmemiz gerekiyor. Kaya resimleri bugün en son dün yaptığımız araştırmada, dün Ordu Mesudiye Esatlı köyündeki kaya resimleri alanına gittik. Ben 2006 yılında gitmiştim ve o kaya resimleri alanında Esatlı'da ilk gittiğimde 3 satırlık bir yazıt bulmuştum. Bu yazıt tarihi Türk alfabesiyle, yani Orhun abilerinin yazdığımız alfabeyle yazılmıştır diye orada bir kendi çapımızda bir teşhis koymuştum ve bu yazıt okundu. Yazıtın içeriği şu: ben çaresiz kuluna merhamet kapılarını aç yüce tanrım. Özetle bunu söylüyor. Ta Asya'nın içlerinden Sibirya'dan Anadolu'ya kadar gelen Ordu Mesudiye çok önemli bir alan. Şu anda çok çok önem kazanmış durumda. Çünkü dün Sayın Fuat Dok hocamız ve Sayın Osman Yıldız hocamızla yaptığımız ziyarette başka bir Göktürk yazıtı daha bulduk. Ve hiç tartışma götürmeyecek şekilde harfleri bizzat biz Sayın Fuat Dok hocamız harflerin 7-8 tanesini tak tak tanıyarak ortaya koydu. 70 ayrı kaya resmi alanının 22'sinde biz yazıyla karşılaştık. Bu yazı hangi yazıydı? Orhun abilerinde kullandığımız tarihi Türk alfabesi ya da Runik Türk alfabesi ya da Göktürk alfabesi olarak tanımlanan alfabeyle yazılmış satırlardı. İşte burada şu noktaya geliyoruz. Bizim Orhun abileri bulunduğu günden bu yana devam eden bir tartışma vardır. Bu konuda 6-7 Kur'an var. Bu alfabe nereden nasıl çıkmıştır konusunda değişik 6-7 Kur'an var. Ama bunların içinde öne çıkan iki Kur'an. Birincisi der ki 5. yüzyılda Hristiyan Nasturi misyoner papazlar Fenike alfabesini Asya'ya götürdü. Ve Fenike alfabesini Soğuk alfabesiyle karıştıran Türkler kendilerine bir alfabe icat etti. İkinci görüş ise alfabenin Türk damgalarından çıktığı yönündedir. Fakat bugüne kadar bu görüş zayıf kaldı ve bilim dünyasında işte %90'a %10 denge gibi düşünürsek bu görüşün taraftarları %10 nispetindedir. Düşük kalmasının sebebi kaya resmi alanlarına ulaşılamamasıydı. Yani 1989 Sovyet dağılana kadar bu alanlara girilemedi.
İşte Sovyet dağıldıktan sonra geldiğimiz bugüne kadar bizim yaptığımız 4 yıllık çalışma, başka arkadaşlar var, başka çalışanlar var bu konuda. Hepsini bir araya koyduğumuzda şu sonuca çok net olarak varıyoruz. Tarihi Türk alfabesi bizzat Türk entelektüel zekasının ürünüdür. Ne Soğut alfabesidir ne de Benike alfabesidir. Çünkü bu 38 harften oluşan bu alfabenin 32 harfinin birebir karşılığını kaya resmi alanlarında bizzat tespit ettik. Önce kaya resmi damgalaşıyor, soyutlaşıyor, damgalaşıyor ve daha sonra oradan Orhun alfabesi ortaya çıkıyor. Şimdi bizim öncelikle dünyaya şunu anlatmamız lazım. Biz kendisine ait olan medeni, entelektüel bir milletin çocuklarıyız. Kendisine ait bir alfabesi olan. Öncelikle bu nokta üzerinde bilim adamlarımızın, genç yetişen akademisyen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin bunlara çok kafa yorması gerekiyor. Tekrar altını çizerek şunu ifade ediyorum. Hiçbir romantizmim yoktur. Tamamen belgeye dayalı olarak biz dünya üzerinde kendine ait alfabesi olan, dünya medeniyetine katkısı bulunan, oldukça yüksek katkısı bulunan bir milletin çocuklarıyız. Bizim kendimize ait bir alfabemiz var. Belki tarihin kırılma noktalarından birini yakaladık. İşte bu kırılma noktasından, bu kırılma noktasında eğer geri adım atarsak bir daha hep geri adım atmak zorunda kalacağız. Bu kaya resimlerinin 5000 yıl önce, 10.000 yıl önce, 15.000 yıl önce yapılmış kaya resimlerinin önemi budur. Belki konuştuklarımızla gördüğümüz resimler örtüşmüyor. Fakat bu örtüştürmeyi lütfen sizin yapmanızı istirham ediyorum. Çünkü öteki türlü çok statik ve durağan bir sunum oluyor, yorucu oluyor. Mesela kompleks bir kompozisyon. Tek çizen insan artık ne yapıyor? Belli bir süreç geçmiş, düşüncesiyle birlikte doğayı, çevreyi anlatmaya çalışıyor. Başka bir kompleks, karmaşık bir kompozisyon. Yani tek çizilen bir resim, bakın, güneş kültü 12'dir dilimi. Yani bir yılı 12 aya bölmedir. İşte bir şaman resmi. Güneş kafalı adamlar, güneş adamlar ya da diye tanımladığımız bunlar gök tanrı dininin din adamları, tanrı dininin din adamları ki tahminimiz, yani kimse çizerken yanında değil de herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Ama biz tamamen bilim disiplinlerine bağlı kalarak yaptığımız yorumlarda bu güneş adamların o dinin din adamı olduğu, mesela Simon'ı taşın bu kadar zengin ve bu kadar önemli olmasının sebebini belki şöyle düşünmek lazım. İşte her yıl çıkılan ama 10 yılda bir bütün boylar federasyonundan, bütün boylardan temsilcilerin katıldığı büyük kutlamaların yapıldığı ya da 20 yılda bir ya da 5 yılda bir büyük kutlamaların yapıldığı ve resimlerin çizildiği bir alan gibi düşünmek lazım. Şimdi şu noktayı da açmak istiyorum. Kaya resmi alanları aynı zamanda mezar alanları, anıt mezar alanları ve kutsal alanlar. Orayı belki bir boyun başkanı ya da Hakan'ın bir boy beyi ya da Hakan'ın mezarı orada yapılıyor. Bütün kaya resmi alanlarında mezar var. Ve bu mezarlar Türk mezarları. Batılı bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda o kadar kör gözün parmağına yapılan işler var ki, mesela kaya resimlerini gösteriyor, gösteriyor ama yazıyı göstermiyor. Çünkü yazıyı gösterdiğinde haddimi aşmak istemiyorum. Ben arkeolog değilim fakat bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla arkeolojinin en önemli tanıklığı yazıdır. Bir alanda, arkeolojik alanda yazı kime aitse orası onundur. Yani burası ona aitti, buna aitti, başkasına aitti fakat sonra geldi Türklere ait oldu. Hayır, böyle bir şey yok. Burası devamlılık arz eden, süreklilik arz eden ve 10.000 yıl geriye, 14.000 yıl, 15.000 yıl geriye götürebileceğimiz, oradan başlayıp milattan sonra 1000. yılların başına kadar gelen dönemler bunlar. Zaten sonra yazı süreci başlıyor.
Şimdi Türklerin yazıyı ne zaman ve nasıl kullandığı da bir soru işareti. Çünkü bizim henüz daha hiç giremediğimiz Türkmenistan, Özbekistan, İran, Irak, Suriye ve Afganistan peyresme alanları var. Avrasya coğrafyasında bugüne kadar tespit edilen 300 civarında ki bu peyresme alanında az önce ifade ettim 70'inde çalışabildik. Diğer alanlar çalışılıp farklı disiplinlerden bilim adamlarının çözümlemeleriyle ortaya koyulduğunda inanın ki bugüne kadar okuduğumuz tarih kökten değişecektir, sarsılacaktır. Bugüne kadar kabul edilen tarih kuramı yerle bir olacaktır. İşte bu yerle bir olmasının bize yarınlarımız için önemi şudur, Avrasya coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın biz üst kimliğiyiz. Kim ne derse desin, bu coğrafyada Türk kimliğini tanımadan, Türk kimliğiyle tanışmadan hiçbir şey yapabilmek mümkün değil. Bugün Moğolistan'a gittiğinizde, Türk'üm dediğinizde Moğol size sadece saygılarını sunuyor. Ya da Sibirya coğrafyasında, ya da Çin'de, fark etmiyor bu. Bu üst kültür kimliğidir. Kısacası, resimlerde farklı imgelerle buluşturulur. İşte bizim atalarımız, inançları adına çizmeye başladıkları bu resimlerde evreni, kendilerini ve çevrelerini, daha sonra inançlarını anlattılar. Yüzyıllarca, bin yıllar boyunca anlatmaya devam ettiler. Bunun sonucunda soyut düşüncenin resmedilmesi ve yazıya geçişi görüyoruz. Az önce ifade ettik, Türk milleti tarih içinde kendine ait, kendi Türk entelektüel zekasına dayanan bir alfabeye sahiptir ki bu çok önemlidir, kendine ait bir alfabeye sahip olmak. Az önce Sayın Hocamızın ifade ettikleriyle bu söylediklerimizi birleştirirseniz yarınlarımız adına çok önemli sonuçlara gideceğiz. Şimdi bir başka fasla geçmek istiyorum. İşte bugüne kadar resmi tarih kuramında kabul edilen Türkler 1071'de Anadolu'ya geldiler. Arkadaşlar, sayın konuklar, maalesef ki bunu kabul etmek mümkün değil. Belgeler ışığında kabul etmek mümkün değil. Bugün ülkemizin güneydoğusunda 25 yıldır kanayan bir yara var. Yara, bu kardeş kavgasıdır. Tarihin göç yolları 10 bin yıl önce de aynıydı, bugün de aynı. Tarihin yolları hiç değişmedi, tarihin göç yolları. Ve bizim atalarımız 10 bin yıl önce de Anadolu'ya geldiler. Fakat nasıl geldiler? Türkler göçebe bir millet değildir. Kesinlikle bunun üstünü çizmemiz gerekiyor. Göç eden bir millettir. Göç etmekle göçebe olmak arasında çok büyük farklar var. Şunu şöyle ifade etmek lazım. Hayat orada, yani Sibirya coğrafyasında, Türklüğün tescillendiği, kabul edildiği Altay dağları, Altay, Sayan, Tanlıula dağlarında Türklük tescilleniyor. İşte tarih sahnesine çıkıyor. Hayat orada çok büyük çanaklarda yaşanıyor. Nasıl çanaklar? Her tarafı dağlarla çevrili. İşte 300 kilometre kare, 500 kilometre kare. Yani Tokat'ı düşünün. Şu andaki bulunduğunuz havzayı düşünün. Burasının bir yaşam kapasitesi var. Bu kapasite dolduğunda yan tarafa taşıyor. Diğer tarafa geçiyor. İşte bu Türk tarihi bir kere göçebe bir tarih olmaktan kurtarıp şuna endekslememiz lazım. Türk tarihi göçebe değildir, bir dolma taşma tarihidir. Ve bu dolma taşmalar belki 300 yılda bir, belki 500 yılda bir yenilenmektedir. Bunu da